1. 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 146-25. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A. Hiçbir mutluluk, işini severek yapan adamın huzuruna erişemez. B. Hazırlayacağın ödev bir karikatürde olabilir, bir tekerlemede. C. Bu akşam eve erken gitmeliyim, dedi komşumuz Fahriye abla. D. Bu şiirinde anlatılan güzel, aslında divan edebiyatındaki soyut sevgiliden başka biri değildir. E. Adı ne olursa olsun, bülgerlik, duvar ustalığı, baca temizleyiciliği. Cevap E. 26. saat Çin'i vurdu birden, pirinç. Ben gittim bembeyaz bir uykusuzluktan kasketini eğip üstüne acılarımın sen yüzüne sürgün olduğum kadın karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin bir çocuk boyuna bir suyu söylerdi. Mavi. Verilen şiir parçası aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A. Orhan Veli Kanık. B. Ahmet Hamdi Tanpınar. C. Cemal Süreya. D. Attili İlhan. E. Ataol Behramoğlu. Cevap C. 27. Ben senin krallığın ülkene yetiştim kaldım gölge tanımayan güzelliğinle. Her sabah büyüten denizimizi böyle gülüşlerinde o ülkede bilmez miyim? Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Hayal gücü ve duygulara ağırlık verilmiştir. B. Kelimelerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır. C. Anlatım zenginliği dikkat çekmektedir. D. Milli ve toplumsal bir tema işlenmiştir. E. Kapalı bir anlatıma sahiptir. Cevap D. 28. iyi ve etkili şiirlerin, kelime oyunlarına, imgelere, çağrışımlara bolca yer vermekte olacağını düşünenler yanılır. Ece ölçüsüyle oluşan ve halkın gündelik konuşma diline yer veren şiirlerin akılda daha çok kaldığını söyleyebilirim. Halkın bağrından kopuk gelmiş benzetmelerle halkın samimiyetini yansıtan, bu şiirleri okuyan herkes şiirde kendinden bir parça bulur. Halkın geleneğine, kültürüne, hayata bakış açısına ayna tutan bu şiirler bir de saz ustasının elinde dillendi mi dinlemeye doyamazsınız. Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçadaki düşünceleri savunan bir şaire ait olabilir? A. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden inanırdım saadetli yolculuklara. B. Yüzüme sabahı takıyorum, çok vazo yüzünden evde. C. Ey katreci ivre, bu cüşün, bu huruşun ahengine uymazsan emin ol boğulursun. D. Dünya cennetinden çiçekler derip türküler söylensin barıştan yana. E. Sana bir şiir getiririm sözler rüyamdan fışkırır. Cevap D. 29. Bir ayna parçasından başka beni kim anlar, bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde. Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar, aynalar da olmasa işim ne yeryüzünde. Yukarıdaki dörtlüğün teması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A. Yaşama sevinci. B. Yalnızlık. C. Barış. D. Kardeşlik. E. Adalet. Cevap B. 30. Aşk, Bülbül'ün dilindeki bir şarkıdır. Dizesindeki altı çizili kelimede aşağıdakilerden hangisi vardır? A. Karşıtlık. B. Dolaylama. C. Kişileştirme. D. Ad aktarması. E. Somutlaştırma. Cevap E. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.